geçmişte Şanlı'yla ilişki içinde olan Ulusal Haber Alma Teşkilatı, derin güçlerin de onayıyla Osman'ın üzerini çizme kararı aldı. Şanlı, iktidar milletvekili Vedat Ocak'la birlikte Kuşadası'na doğru yola çıkarken aynı araçta polis okulu müdürü Hüsnü Kocabağ da vardı. UHAT elemanları ise yakın takipteydi. Kuşadası seyahati siyah Mercedes'in bir kamyona çarpmasıyla son buldu. Bu bir trafik kazası mı? Yoksa aracın fren sistemi uzaktan kumanda ile kilitlenmiş ve 200 kilometre hızla giden Mercedes kırmızı bir kamyona çarpmaktan kurtulamamış mıydı? Kaza Türkiye için bir milat oldu. Siyaset, mafya, emniyet üçgeni ortaya çıktı. Ölenlerden birinin üzerinden İsmail Çınar kimliği çıktı. Osman Şanlı. Osman Şanlı? Haber televizyonlarda geçiyor. Televizyonu açın. Hüsnü Kocabağ, İsmail Çınar ve Mela Çınar hayatını kaybetti. Kazada ölen İsmail Çınar'ın polis tarafından aranan ünlü çetelisi Osman Şanlı olduğuna dair kesin olmayan bilgiler var. Belgeler, bilgiler, silahlar, sahte kimlikler ortaya saçıldı. Türkiye'de yeni bir süreç başlıyordu. Osman Şanlı'nın üzerinden çıkan silah taşıma belgesinin altındaki imzanın İçişleri Bakanı Tevfik Ulukan'a ait olduğu iddia ediliyor. Allah kahretsin. Hukuk devletinde hiçbir şey gizli kalmamalı. Emniyet mensubumuz Hüsnü Kocabağ, Osman Şanlı'yı yakalamış teslim etmeye getiriyordu. Arabada çok sayıda silah bulunduğu söyleniyor. Teşekkür ederim. Lütfen bir silah var efendim. Tevfik'in bütün telefonlarını dinlemeye alırım. İsmail Çınar'ın Osman Şanlı olduğu basına sızdırılsın. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmakta olan Osman Şanlı olduğu kesinleşti. Aptallar. Yaktınız beni. Sayın Bakan, dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde benim adıma tarla, imarlı imarsız arsa, her türlü gayrimenkul almaya, bu amaçla her türlü tapu muamelesini yapmaya, Hüsnü Çınaroğlu 1948 doğumlu İsmail Çınar'ı vekil tayin ettim. Vekaleti veren Cansu Çelik. Hatırladınız değil mi Sayın Bakan? Ne istiyorsun? Emekli ikramiyemi. Bu işi bir an önce temizle. Tasmanı tutan o kariyer söyle, yanınıza kalmayacak bu. Ödeyeceksiniz. Ama bu kez canınızla Metin. Yemin ederim ne Nazan ne de benim ilgim var. Yemin ederim. Kes ulan şerefsiz! Önce kocasını temizletiyor reisi. 500 bin dolar peşin para. Arkasından reis bir trafik kazasında gümbürtüye gidiyor. Aklınızca pisliğinizi temizliyorsunuz. Biz işin göbeğindeyiz gibi. Ne demek bu? Faruk çok şey biliyor Nazan Hanım. Paranın miktarını bile. Ama Hasan işini bilmesine imkan yok. Sen, ben, bir de Osman biliyordu. Faruk Telci Ankara yönünde. Sivrihisar'ı geçti. Bundan sonra iş sana düşüyor. Allah belanızı versin. Behlül, bulacaksın o herifi. Bulmadan gelme. Başkanım, yerini tespit ettik. Ulus Meydanı'ndan kaleye doğru trafikte seyir halinde. Çantayı sen kaybettin ama ben bulurum Tevfik. Gazetede tekrar işe başlıyorsun. Ne? Ne dedin sen? Tarık abi hemen gelsin başlasın dedi. İnanmıyorum. İnanmıyorum sana. İnanamıyorum sana. Tam işin ortasına düştün. Ama yalnız olmayacaksın. Bu işte usta bir gazeteciyle çalışacaksın. Can'ın katili şu malum kazada ölmüş olabilir. Ama bütün bu olayların yalnızca Osman Şanlı ile bitmediğini ikimiz de biliyoruz. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Senin de aynı şekilde davranacağından da eminim. Göl, gece çok güzel görünüyor. Öyle mi?
başın sağ olsun. Buraya bunu söylemek için mi geldin? Söylesene, bana ne yaptın sen? Git buradan. Ne dedin? Git dedim. Böyle yapamazsın. Seni seviyorum. Beni dinlemek zorundasın. Ben Can değilim. Ona yaptıklarını bana yapamazsın. Onun ölümünden ben sorumlu değilim. Küstah! Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş geldin. Beni neden aceleyle çağırdın anne? Seninle konuşacaklarım var. Bak Semih, işler umduğum gibi gitmiyor. Yeni muhasebe müdürün nasıl? İyi. Yarın ben de şirkete geleceğim. Ne zamandır hesaplara bakmadım. Ben baktım, gerekmez. Neden? Benim hesaplara bakmamın bir sakıncası mı var? Gerekmez dedim ya. Neyin var Semih? Yalnızca yardımcı olmaya çalışıyorum. İstemez. Şirketteki işleri ben yürütürüm. Sen kendi işlerine bak. Seni bu kadar rahatsız eden ne? Ne mi? Benden habersiz uyuşturucu satıcılarıyla imzaladığın anlaşmalar anne. Toplantılarda arkamda durup kasılmaların anne. Babam hakkında ulu orta konuşmaların. Metin olacak o haliyle yaptığın görüşmeler. Daha ne olsun? Semih! Küstahlaşma! Küstah. Ay! Semih! Çık dışarı! Çık! Sayın seyirciler, Osman Şanlı'nın cenaze törenine yaklaşık 4000 kişi katılıyor. Tören siyasilerin, mafya üyelerinin ve Osman Şanlı'nın dava arkadaşlarının tam bir gövde gösterisine dönüşmüş durumda. Gördüğünüz gibi Türk bayrağına sarılı olan tabut kalabalık yüzünden güçlükle ilerliyor. Sloganlar eşliğinde uğurlanan Osman Şanlı'nın cenaze töreninde halka bildiriler dağıtılıyor. Ülkesi için öldü. Mafya dedikleri çirkefe ne tenezzül gösterdi ne de bu meşru ünvan kavramını bir lahza olsun telaffuz etti. Yıllar var ki ülkemiz örtülü bir savaş içerisinde. Osman Şanlı bu savaşta yan tuttu. Hatta yan tutmakta da kalmadı, risk aldı. Bedel ödedi. Kimileri deniz gibi köpürür, kimileri dalga dalga secdede, kimileri kılıç gibi savaşıyor, kimileri kanımız içmede diyordu ya hani şair. Vatanın bölünmez bütünlüğü gizli bir savaşın tehdidi altında. Osman Şanlı bu savaşın Yılmaz Mücahidi, kılıç önderiydi. Faruk Telci'yi Osman Şanlı'nın evinden aldı. Ama onun yaptıkları anlaşılamadı. İşte size bir kahraman, bir efsane daha. Bunda ne kadar payımız var diye düşünüyorum. Payımız yok. Biraz var tabii. Bu da bir taktik. Bir suçludan bir mazlum yaratmak. Nereden baktığınıza bağlı. Biz sadece strateji belirler, tatbikini isteriz. Frene basmamışsa suç onun. Osman Şanlı frensiz gidiyordu. Hepsi bu kadar. Güle güle Sibel Hanım. Gazete bana emanet. Hiç merak etmeyin. Bu Onat Efendi'ye gazeteyi bırakmam. Thank you.
karanlık dünyanın peşinde bu toplum uğruna şehit olan arkadaşımız Can'ı hiç unutmayacağız. Çok üzgünüz. Onun bıraktığı yerden devam ederek ona olan bağlılığımızı, vefamızı göstereceğiz. Hepimizin başı sağ olsun. Söylemeden yapamayacağım. Bir tarafta bir katil, yüzlerce insanla toprağa verilirken, vatanı uğruna şehit olan bir kahraman sadece sevdikleriyle toprağa veriliyor. İşte gerçek vatan evladı. İstersen seni ben bırakayım. Çocuklar, beklemeyin. Beni Sayın Savcım bırakacak. Buyurun. Hamdi, kafamda sizin genel müdürlük konusunda bazı kaygılar var. Nasıl kaygılar? Binelim de arabada konuşuruz. Ha? Buyur. Bu kazayla ilgili bir şeyleri saklamaya çalışıyor olabilirler. Neleri mesela? Mesela bagajdan çıkan silahları. Nereden biliyorsun? İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi kaza sonrası ele geçen silahların menşeini soruyor. Şahısların üstünden çıkan 3 silahın nereden geldiği kayıtlı. Ama bagajdan çıkan silahların hiçbir yerde kaydı yok. Yani kayıtsız. Emniyetçi olan sensin. Son kullanıcı belgeleri olmadığına göre... Anlıyorum. Nereden aldın bu bilgiyi? Peki çıkan silahların dökümü? Basında yayınlandı ya. Bana teyit ettirmek istediler ama etmedim. Söz konusu silahlar çok özel. Bana sorarsan her şeyin odağında o silahlar var. Eğer öyleyse işler daha da karışacak. Karışan kısımları sen çözeceksin Hamdi. Yüreğindeki acıyı çok iyi anlıyorum. Bir tanem, inan ben de çok üzüldüm. Can sevgisiyle, idealleriyle her zaman senin yanında olacak. Ve senin desteğin olacak. Bunca yıldır babanın bana destek olduğu gibi, o da en zor anlarında senin gücün olacak. Annem, sen de kendini benim kadar yalnız ve çaresiz hissetmiş miydin? Evet. Ama sen hiçbir zaman yalnız olmayacaksın. Tıpkı benim olduğum gibi. Çünkü sen vardın. Sen her zaman benim yaşam kaynağım, tek dostum oldun. Sana bir sır vereyim mi? Artık bize ait bir evimiz var. Kimsenin yanında olmak zorunda değiliz. Ve benim senin yardımına ihtiyacım var. Eğer kabul edersen. Annem. Evet arkadaşlar, Onat gazetenin son yıllardaki en bomba transferi.
Hadi açık söyleyeyim. Onu resmen kaçırdık. Ajandasındaki haber susurluk silahları. Hadi ya. Tabii hallederiz, merak etme. En kısa zamanda çok... Berna'nın sana sözünü ettiği şu kaybolan çanta meselesinin doğruluğundan ne kadar eminsin? Bilmiyorum. Ama eğer doğruysa çözülmesi halinde çok şey açıklık kazanır. Niye çalındığı, çalanların neyi gizlemeye çalıştıkları ve bunun kazayla ne ilişkisi olduğu. Erkan. Oku. Sonra odama gelin. Arkadaşlar, Onat sıkı bir polis adliyeci. Sağ ol şef. Bu tören fazla uzamadı mı? Böyle lafı çayla bölersiniz. Kelebek gibi uçarak vurdum demine. Teşekkür ederim. Evet Berna. Berna. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ününüzü çok duyduk. Demek bundan böyle birlikte çalışacağız. Ne iyi. Ne iyi. Şef, çok heyecanlı bu prenses. Bir de kraliçe var burada. Sen gördün onu. Vur demine. Seni tanıdığıma sevindim prenses. Prenses değil. Berna. 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 Tamam. Çalışmanı böldüm. Devam et lütfen prenses. Cin gibi vallahi. Kızı tuttum şef. İyi. Alp, canım söyle. Bu akşam otele geleceğim tabii Alp. Merak etme. Erkan'la Figen de gelecekler. Zeki amcaya bir şey isteyip istemediğini sor, sonra beni ara. Tamam, hoşça kal. Okuyabildin mi? Evet. Susurluk'taki trafik kazası soruşturması değil mi? Evet. Susurluk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılmış. Bilahare dosya İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına devredilmiş. Otomobildeki silahlar vahim nitelikli bulunmuş. Acilen kapsamlı bir rapor istiyorum. Anlaşıldı. Figen, sen de Balıkesir'den, Interpol'den, istihbarattan, mali, narkotik, silah, mühimmat, nerede ne bilgi varsa toparla. Emredersiniz. Erkan, Antiterör Başkanlığı'nın bölücü başına yapılacak operasyon için İsrail'den getirdiği silahlar vardı. Bu silahların üstüne git. Aralarında bir ilişki olup olmadığını araştır. Bildiğim kadarıyla o operasyonda kayıtsız silah ve mühimmat bulunmuştu. Yani bu silahların da emniyette kaydı yok. Silahlar ortada olduğuna, bu yazıda yazıldığına göre... İki olasılık var. Ya gerçekten kaçak sokulmuş silahlar bunlar ya da... Yazının altına imza atan yalan söylüyor. Şimdi düşün bakalım. Silahlar Şanlı'nın bulunduğu arabadan çıktığına göre Osman Şanlı öldürülmüş olamaz mı? Önceydi işte. Osman sabah 5 sularında geldi eve. Sonra kapıcı geldi. Kapının önündeki şüpheli paketi söyledi. Bombaymış. Uzmanlar patlattılar. Meğer ipi çoktan kesilmiş Osman'ın. Thank you.
Sayın Bakan Tevfik Ulukan'ın ricası sizden. Merak etmesin bakanım. Hiç kimseye hiçbir koşulda konuşmayacağız. Devlet çağırırsa o başka. Görüşürüz yine. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sahibinin sesi. Bak, mutlaka görüşmemiz lazım. Bırak lan bu iş adamı pozlarını. Uygun değilim. Sonra konuşuruz. Adam pimpirikli. Kayda alındığını bilse geberir namussuz. Sen mi anlatacaksın? Ben mi sorayım telci? He, konuşmayacak mısın? Kaza öncesi için ayrı sorgulanacaksın. Bize önce şu çantanın hikayesini anlatsın. Ama soru ha. Kazadan kurtulmuş bir çantanın ne hikayesi olabilir ki? Demek bu çanta hikayesiz bir çanta ha? Gene yandan attırmaya başladın telci. Kafamı bozma da söyle. Ne vardı o çantanın içinde? Reisin eşyaları. Say. Don. Fanila. Birkaç evrak. Pasaport. Yeşil. Kırmızı. Başka? Bir de çocuğunun fotoğrafı. Kokain? Yok. Kanında çıkmış. Çantadan çıkmadı. Silah. Yok. Evrak. Birkaç ıvır zıvır. Bir de şu. Kimin? Reis'in. Yengeye verecektim. Ben Avrupa'yı yerinden salladım. Bunu rahatlıkla ülkemde de yapabilirdim ama çok yorgunum. Ayrıca kendimi çok yalnız hissediyorum. Kime bu? Altını okusana. Çocuğuna. Reis babaydı. Ona ne şüphe. Baba tabii. Tetikçi. Kendi çapında bir mafya babası. Evlat sahibiydi reis. Bu da mı tek elinizde yoksa? Ben bu manyakla daha fazla uğraşamam. O çantanın içinde tüm Türkiye'yi sarsacak bilgiler, belgeler var. O çanta reisin intikamı, benim emekli ikramiyem. Bunu bakana söyledim. Hangi bakan? Çözülmez. Kafası iyice karışmış. Tutalım mı? Bırakın gitsin. Takip edin. Hasan Adada'nın muhasebecisi Metin'le görüşmüş en son. Onu da takibe alın. Anlaşıldı. Adam Kuşadası'ndan önce ekiple aynı oteldeymiş. Şaşırmadım. Sayın Ulukan, nasılsınız? İyiyiz Sayın Başbakan. Umarım şu meseleyi halletmişsindir. Uğraşıyoruz efendim. Ben o işi bitmiş kabul ediyorum. Senin buna gücün yeter. Toplantıda ona göre konuşacağım.
arkadaşlarım, dava yoldaşlarım. Son gelişmeler karşısında hükümet ortağımız Huzur Partisi ile dimdik ayaktayız. Çok güzel konuşun. Her zaman olduğu gibi ortak hareket edeceğiz. Merak etmeyin, önümüz açık. Biz Zungurlu kazasında kaybettiğimiz arkadaşlara sahipleniyoruz. Hastanede onlara iyi bakılıyor. Yani bundan da kimse kuşku duymasın. Onlar da bu vatanın evladıdırlar. Efendim. Doğan Bey geldiler efendim. Aa, buyursunlar, hemen alın içeri. Peki efendim. Buyurun. Efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Şöyle buyurun. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor çalışmalar? Komisyon için yeterli imza neredeyse toplandı. Hı hı. Bu kadar destek alacağımızı ummuyorduk doğrusu. Güzel. Güzel. Soruşturmalar uzun zaman alsa da en sağlam sonuçlar oradan çıkacak, göreceksiniz. Size her zaman yardıma hazırım. Teşekkür ederim. Aa, Sayın Savcım, başka gruplardan da çalışmalar var. Örneğin ana muhalefet partisi başkanı sağlam delillere dayalı bir rapor oluşturmuş. Hı hı. Duydum. Mutlu Bey her zaman iddialıdır. Efendim, buyurun. Sayın Başkan, siz iktidar olsaydınız Susurluk olayına nasıl yaklaşırdınız? Biz iktidarda olsaydık Susurluğu çözmek 10 günümüzü alırdı. Sayın Başkan, bunun neye dayanarak söylüyorsunuz? Süper. Tabii ki doğru haber kaynaklarıma dayanıyorum. Bakınız, elimde çok ciddi belgeler var. Arkadaşlarımla bir rapor oluşturduk. Pek çok bombalama, adam kaçırma ve faili meçhulü aydınlatacağız. İşe Hasan Aladağ cinayetinin aydınlatılmasıyla başlıyoruz. Şimdilik bu kadar. Hepinize teşekkürler. Aladağ cinayetinde kullanılan silahları da rapora yazacak mısınız Sayın Başkanım? Sadece onu değil, bilmediğiniz başka gerçekleri de açıklayacağım. Teşekkürler. Hadi ben gidelim. Mutlu Yalçın ana muhalefet partisi başkanı. İddialı olmasa da öyle görünmek zorunda. Umarım iddiaları sağlamdır da işe yarar. Ülkenin buna çok ihtiyacı var. Bu araştırma komisyonu bütün iddiaları araştırıp kamuoyuna sunacak. Tarihe tanıklık edeceksiniz. Olayları belgeleyeceksiniz. Çok önemli, çok. Haklısınız. Bu komisyon için yalnız muhalefetten değil iktidardan da desteğimiz var. Öyle mi? Kimler? Başta Sayın El Katmış olmak üzere ülkenin selameti için uğraşan bazı milletvekilleri. El Katmış ha? İyi, iyi. Gördüğünüz gibi bizi kimse yıkamaz. Bugüne kadar Sayın Bakan Tevfik Ulutürk'le... Ulukan efendim. Omuz omuza devlet için çalıştık birbirimize... Sımsıkı sarıldık. O efendi adamdır. Sayın Ulutürk'ün devlete büyük katkıları olmuştur. Onu herkes çok seviyor. Kendisiyle yine birlikte çalışacağız. Bacınız size söz veriyor. Yine çalışacağız. Ya olacak, ya olacak. Merhabalar beyefendi. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Senin çocuklar Mutlu'nun basın toplantısında fırtına gibiymiş.
Onat da Berna da sıkı çalışıyorlar. Hamdi Bey'in bürodan Erkan emniyet ayağını götürüyor işleri. Ha güzel. Bizim Altan da peşlerinde. Bize her zamankinden lütfen. Tabii efendim. Benimki az pişmiş olsun. Teşekkürler. Peki, teşekkürler. Böyle buyurun. Bu hükümet gitmeli Tarık. Bu hükümet gitmeli. Bunlar bu işin altından kalkamaz. Haklısın. İyi de nasıl? Biz bu ulus adına, bu vatan adına, devlet adına kurşun atanı da, yiyeni de saygıyla anarız. Tevfik Ulukan, Cansu Çelik'ten tam destek almış grupta. Bakma sen, bu ölüm öncesi iyiliği. Hmm. Bu iş pis iş Ruşen. Böylesi görülmedi bu ülkede. Adam konuşmuyor ya, hala konuşmuyor. Konuşamıyor. Konuşacak. Şimdi susarsa gelip komisyonda konuşacak. Bize göre onlar şereflidirler. Gözlerinizden öperim. Sayın Başbakan Yardımcımız, bugün ucundan kıyısından açılmış biraz. Sayın eşleri o kadarına izin vermiştir. Tarık, neden kuşkulanıyorum biliyor musun? Neden? Şu Cansu Çelik, pek çok nedenle pek çok cephe tarafından kullanılıyor gibi. Keyifli olmanız güzel Sayın Bakan. Ama bu kadar da rahat görünmeseniz iyi olur. Niye? Kuşku uyandırır da ondan. Biraz ciddiyet iyidir. Ne var Behlül? Hayırdır? Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Basın... Ne? Fuat Telci'yi şanlının cenaze töreninden almış efendim. Sonra? Bütün gece sorgulayıp sabaha karşı bırakmışlar. Allah cezanızı versin Behlül! Bu manyağın ne yapıp edip reisin cenazesine gideceğini düşünemediniz ya. Peki ya çanta? Sen de cenazedeydin. Görmedin mi herifi? Çanta! Başkanım dinlemedeyiz. Bunu sana niye soruyorum ki Behlül? Herifi tuttular... Çözemedikleri için de bıraktılar. Bu hatta çantayı istiyor. Elinde öyle bir bomba var ki bir patlarsa... ...bizi yerden kazısalar bile çıkaramazlar. Onu nasıl kaçırdıysan öyle bul Behlül. Şimdi o yanındaki iti de al, çık ininden. Hadi. Kayda devam edin.
Alo. Metin. Faruk Telci. Kardeş. Kes. Sen kim, kardeşlik kim? Bak Faruk. Sen bakacaksın. Nazan'ın tapularının üzerinde çevirdiğin oyunları duyunca ne yapacaksın bakalım? Bir haneye iki kere şerefsizlik yapılır mı lan? Hasan'ı sattığın yetmedi mi? Ben Hasan'ı... Kes! Adamın ekmeğinin tuzu yokmuş. Neredesin? Ne yapacaksın nerede olduğumu? Geleyim konuşalım. Karargahımdayım. Daha lüks bir yerde misafir etmek istediler ama ben kendi karargahıma geldim. Senle aramızdaki şu işi de bitirelim istiyorum. Sen şimdi temiz bir milyonluk hazırla da... Ben biraz unutkan olayım. Hani Nazan'a, Semih'e açılmayayım. Anladın mı kardeş? 1 milyonluk. 1 milyon Amerikan. 1 milyon Amerikan. Bilirsin koçum. Hadi sıkıldım. Sen hazırla parayı. Ben seni sonra ararım. Evet Derman Bey, bu görüşme gerçekten sürpriz oldu. Uzun zamandır beklediğimiz haber nihayet geldi. Ortalık karışık. Ama sen ve ben iş adamıyız. İşler yürümeli öyle değil mi? İsrail'den Sayın Bakan aracılığıyla ısmarladığımız ikinci part silahlar gelmek üzere. Güzel. Bir engel çıkmadı demek. Ne yapmamız gerekiyor? Yani en azından biz bir prosedürün neresindeyiz? İşte şimdi Hasan Aladağ konuşuyor karşımda. Rahmetli yaşasaydı oğluyla gurur duyardı. Yapacak pek bir şey yok Semih. Gümrüğe gelmesini bekleyeceğiz. Yine yardımına ihtiyacımız olacak. Bu silahlar devletin acil ihtiyacını karşılamak için alındığından pürüzsüz. Ayrıca bu silahların hükümeti zora sokan şu garip silah dedikodularıyla da ilgisi yok. Gelişmelerden haberdar edeceğim seni. Teşekkür ederim. Efendim? Nazan Hanım. Hayırlı günler. İyi günler. Faruk. Faruk Telci. Biraz hasbihal edelim dedik. Rahmetli Hasan Bey'i severdik. Siz de seversiniz herhalde. Ya Semih? Sen neler saçmalıyorsun? Ayıp oluyor Nazan Hanım. Sana yakışmıyor. Faruk Bey. Farukcığım. Yani anlaşabiliriz değil mi? Başka yolu yok zaten. Mecburen anlaşacaksınız. Sen de. Metin de. Yoksa bir çıkarırım foyanızı ortaya. Hadi be! Blöf yapıyorsun. Bana bak. Metin'e ne yutturdun bilemem ama ben kül yutmam, anladın mı? Hiçbir şey ispat edemezsin. Çok öfkelisin. Neyse. Ben şimdilik buralardan gidiyorum. Dönünceye kadar sen de sakinlersin. Gelince görüşürüz. Derman Bey'in babamla samimiyet derecesi neydi Ümit? Hasan Bey'i sık ziyaret etmezdi. Daha çok Nazan Hanım'la görüşürdü. Annemin cemiyetten dostları. Ne yapalım? Çalışmak istiyorsak bu dostlarla biz de iş yapacağız. (Gülüyor)
Sayın Bakan biraz gecikecekler efendim. Şu anda Sayın Başbakan'la önemli bir telefon görüşmesi yapıyor. Lütfen istirahat buyurun efendim. Sayın Bakan teşrif edinceye kadar lütfen bekleyiniz. Affedersiniz efendim. İyi misiniz? İyiyim. Efendim gazeteciler içeride. Kısa bir telefon görüşmesi yapıp hemen geliyorum. Peki efendim. Bak, istediğin oldu. Artık kimsenin kuşkusunu çekemeyecek kadar ciddiyim. Hadi salona git. Ben de geliyorum. Galiba artık ne yapmam gerektiğini biliyorum Vecdi Bey. Siz, ben, Ruhi ve Hamdi oturup bir konuşalım. En kısa zamanda. İyi olur Tevfik. Ruhi Faruk Telçin'in izini kaybetti. Adam ya iş telefonla konuşmuyor ya da takibi engellemenin bir yolunu buldu. İyi Edo. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Ya siz? Hoş geldiniz Nazan Hanım. Çağırınca hemen geldim. Metin, her şeyden kuşkulanır oldum. Faruk senden benim bilmediğim bir şey mi istiyor? Faruk? Vallahi saçma sapan konuşup duruyor. Osman'ın ölüm kafasını iyiden iyiye bozmuş. Bırak şimdi. Ne diyor? Malum mesele Nazan Hanım. Öyle mi? Malum meseleyi kurcalayan yalnızca Faruk olsa neyse. Muhalefet Partisi Başkanı Mutlu Bey de basın toplantısında olayların çözülmesine Hasan Aladağ cinayetinden başlamak gerekir diyor. Duymadın mı? Ha evet. Ne oluyor Metin? Benim bilmediğim bir şey mi var? İnanın yok Nazan Hanım. Ne olsun? Öyle olsun. Ben ararım seni. Peki efendim. Kazada birdenbire ölünce psikolojisi bozuldu Faruk'un. Panikle ne yapacağı belli olmaz. Yo, bu adamın sesini kısmak gerek. Para vermek bir şey değil de. Semih duyarsa mahvolurum. Aydınlık Türkiye! Aydınlık Türkiye! Aydınlık Türkiye! Aydınlık Türkiye! Aydınlık Türkiye! Aydınlık Türkiye! Aydınlık. Ne oluyor orada? Niye toplanmış bunlar? Türkiye! Aydınlık! Annem şirkete uğramıyor kaç gündür. Öyle efendim. Belki siz gelme dediniz diye alınmıştır. Hiç sanmam. Başka bir işi olsa gerek. Ne işler çeviriyor bu kadın bilmek istiyorum. Duyduğuma göre Metin Bey'le dün telefonda görüşmüş. İş peşindeler yine. Ümit, ne varsa Bekir'in dilinin altındadır. Ağzını bir yokla. Olur Semih Bey. Hepiniz hoş geldiniz. Elimde olmayan nedenlerden dolayı sizi beklettiğim için özür dilerim.
Daha fazla vaktinizi almamak için bir açıklama yapmayacağım. Soru cevap şeklinde gidersek zamanı daha doğru kullanacağımızı düşünüyorum. Şimdi sorularınızı alın. Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Bakanım, önce Sayın Başbakanımızla ne konuştuğunuzu öğrenebilir miyiz? İkili özel bir konuşmaydı. Bilgi veremem. Bilgi veremediğinize göre kamuoyuna açıklayamadığınız son derece gizli bir konu galiba. Sadede gelelim. Kazada ölen eski emniyet müdürü yardımcısı Hüsnü Kocabağ'ın beylik tabancası Zaire istihbaratınca kullanılmış. Interpol'le bağlantı kuracak mısınız? Her türlü bilgi ve belge değerlendiriliyor. Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Bakanım, Güneydoğu'da büyük bir operasyon için hazırlık yapıldığı söyleniyor. Bu operasyon hakkında bilgi verir misiniz? Bakın hanımefendi, biz devletimizin bekası için bugüne kadar yaklaşık 1000 operasyon yaptık. Sayın Bakanım. Buyurun. Peki efendim, bu silahlar mafyanın eline nasıl geçiyor? Sayın Bakanım. Operasyonlar nerede devam ediyor acaba? Sayın Bakanım. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, lütfen bir şeyler söyleyin. Detaylı açıklama soruşturma sonrası size yapılacaktır. Sayın Bakanım. Hadi Berna, gazeteye dönelim. Tamam. Söyle bakayım lan, nedir Metin'le Nazan Hanım arasındaki mesele? Ne meselesi abi? Lan oğlum konuş, aklını alırım şimdi senin ha. Ne iş peşinde lan bunlar? Abi ben bilmem. Zaten bilsem de söylemem. Ne? Söylemeyecek misin lan? Yakışır mı bize abi? Biz o kapıda niye ekmek yiyoruz? Önümüze gelene çözülelim diye mi? Ne çözülmesi? Biz önüne gelen miyiz lan? Uzattın ama abi. Abi dedikse de pişman etme adamı. Lan in lan aşağı. He? Gel. Şimdi konuş bakalım. Metin de ne iş çeviriyor hanım? Ben ölürüm de hanımımı satmam. Lan! Sen... Konuşsana lan! Metin de niye gizli gizli konuşuyor lan o zaman ha? Bilmem. Konuş lan! Sen Semih Bey'i satar mısın? Nazan Hanım'la Metin ne işler çeviriyor lan? Ha? Nazan Hanım oğlundan korkuyor mu ki gizli işler yaptın ha? Metin'le niye gizli gizli konuşuyorlar lan o zaman ha? Bilmem. Allah'ın oğlu gelse de söylemem. Bin lan arabaya. Bin! Bin! Bunların işi bitti. Tamam. Sayın 1590, çıkış hazırlığı tamam. İstikamet Cumhurbaşkanlığı Köşkü. 1590, Mutlu Yalçın. Evet. Mutlu Yalçın köşke çıkıyor. Efendim? Yok bir şey Berna. Köşkte bir şey mi varmış? Evet, Cumhurbaşkanı var. Sonra genel sekreter, müşavirler, muhafız alayı. Bana bak, ünlü ve başarılı gazeteci bey. Biz burada birbirimizden haber saklamak için oturmuyoruz. Biz de oturmuyoruz işte, görüyorsun. Haber peşinde koşuyoruz. İbo, Berna Hanım'a sert bir kahve, benden. Ukala! Ben de seni seviyorum canım. Ukala! Eyvallah. Bekir! Bekir Bey odasında efendim. Ve subhanallah. Bekir neredesin? Hasta mısın? Bekir? Buyurun Nazan Hanım. Ne oldu? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey Bekir? Bu ne hal? Konuşmayacak mısın? Yürü hadi. Yürü çabuk yukarıya da yaralarını temizlesinler. Pansuman yapılsın hadi. Hadi Bekir yürü. Bir boy eksikti.
tuhaf şeyler olmaya başladı bu evde. Hadi. Çok iyi. Herkesi iyi atlattı Konat. Kalemine sağlık. Hı hı. Emniyet bünyesinde anti terör dairesi vardır. Aldığımız duyumlara göre bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürülmesi gibi işlere karışmaktadırlar. Aferin Onat. Ne oldu, konuşmadı mı Bekir? Konuşmadı Semih Bey. İşin açığı konuşmayacağını da biliyordum. O da benim gibi Hasan Aladağ'ın ekmeğini yedi. Akraban değil mi? Sence bildiği bir şey var mı? Benim bildiğim Nazan Hanım Bekir'le sırrını paylaşmaz. Sadece girip çıktığı yerleri bilebilir. Ne diye o kadar uzattın o zaman? Siz benden bir şey istediniz Semih Bey. Bunları başta deseydim dediğinizi yapmamış olurdum. Hadi çıkalım Ümit. Biraz gezelim seninle bugün. Olur Semih. Arkadaşlar, bu kaza devletin güvenlik ve istihbarat birimleri arasında bilgi ve belge akışı zafiyetini gözler önüne serdi. Bilgilerimizi paylaşmak için toplandık. Umarım verimli olur. Buyurun Ruhi Bey. Biliyorsunuz, bir emniyet görevlisi ve bir milletvekilinin kırmızı bültenle aranan bir suçlu ile aynı arabada olması olayın boyutlarını hayli genişletti. Kamuoyu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor. Ruşen Yörükoğlu ve arkadaşlarının hazırladıkları gen soru önergesi az önce meclis başkanlığına verildi. Hükümete, devletin özel savunma kuruluşlarına, üst düzey siyasetçilere, bürokratlara yönelik suçlamalar ardı arda geliyor. Mafya yöntemleriyle siyasetçiyi tehdit edenler ortada cirit atıyor. Kazada arabadan çıkan silahlarla ilgili ciddi suçlamalar ve kanıtlar var. Sanırım önümüzdeki günlerde bu silahlar konusu deşilecek. Sadece Sayın Bakan'ı değil, Aziz Nalçay'ı ve anti-terör dairesini de zor durumda bırakacak iddialar bunlar. Basın bu konuda hayli yol almış durumda. Basını konuşmak için toplanmadık burada. Hem Aziz Nalçay'a büyük haksızlık ediliyor. Ki ben ona kefilim. Hamdi Bey, kaza sonrası ile ilgili kesinleşen bir bilgi var mı? Daha fazlasına ulaştık Sayın Bakan. Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen silah ve belgeleri soruyor. Onlar da teslim aldıkları belge ve silah ve mermilerin kendilerinde bulunmadığını bildiriyor. Hepsinin belgesi var. Osman Şanlı'ya ait ne var elinizde ondan söz edin. Kazada bulunanların dışında hiçbir şey. Sayın Bakan, basına yansıyan çantayı merak ediyor Hamdi Bey. Siz merak etmiyor musunuz Ruhi Bey? Ana muharefet liderinin raporu üzerine düğmeye basıldı. Bu gidişat önce gen soruyu, sonra da hükümetin sonunu getirir. Merhaba. Merhaba. Başkanım yerindeler mi? Yerinde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Nasılsınız? Nasılsın? Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Size içecek ne ikram edeyim? Zahmet olmazsa bir çay alabilirim. Tabii memnuniyetle. Çocuklar bize iki tane çay. Evet, Sayın Elkatmış. Bildiğiniz gibi Susurluk ilçesinde önemli bir kaza oldu. Ve kaza sonrası ortaya çıkan ilişkiler esrarengiz bir boyut kazandı.
Evet, araçtan çıkan silahlar bu konu önemini artırıyor. Hı. Özellikle araçta bulunan kişilerin kişilikleri çok ilginç. Evet, silahların kaydı yok. Üstelik susturuculu suikast silahları. Bunlar da fotoğrafları. Konu mutlaka incelenmesi gerekir. Biz de bir meclis araştırma önergesi hazırladık. Bu konuda sizden de yardım istiyoruz. Sayın Elkatmış, siz etkili bir parlamenter ve hukukçusunuz. Önerge kabul edilirse bu esrarengiz olay da çözülebilir. Şahsen ben de bizim grubumuzda bu konuda çok duyarlıdır. Araştırma önergesine mutlaka destek vereceğiz. Böylelikle yargıya da destek vermiş olacağız. Çok faydalı bir çalışma yapacağımız kanaatindeyim. Size de bu duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Görevimiz efendim. Birlikte başaracağız. Tabii. Çay geldi. Çayımızı içelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Telefon bağlamayın. Emredersiniz efendim. He, kimseyi de almayın. Emredersiniz. Başbakanlık makamları, ailevi nedenlerden ötürü görevimden istifamın kabulünü izinlerinize sunarım. Saygılarımla, Tevfik Ulukan. Buyurun efendim. Basın müşavir gelsin. Emreder. Berna, eğer gazetede biraz ukalalık yaptıysam özür dilerim. Canlı dostluğunuzdan haberim yoktu. Kusura bakma. Özrünüz kabul edildi. Oho, ne kadar da alçak gönüllüymüşüz. Sen daha Berna'yı tanımıyorsun. Görünüşüne aldanma. Boynuz kulağa geçebilir. İki koldan sıkıştırdınız beni. Neyse, şöyle bir dolaşıp geleyim ben. Efendim? Çantayı istiyorsan çantaya belediye havuzuna gel. Orada olacağım. Ne oldu Erkan? Hemen çıkmam lazım. Erkan. Berna. Bu davada ortağız. Berna. Kabul etsen de, etmesen de ben de seninle geliyorum. Acele et o zaman. Hesaplar senden. Gazetede görüşürüz. Prenses. Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş bulduk. Uzun süredir sizi göremiyoruz efendim. Fırsat bulunca geldik işte. Arada bir yapın bunu Semih Bey. Yapacağız. Biz de artık o karardayız. Değil mi Ümit? Evet Semih Bey. Buyurunuz efendim. Buyurun. Buyurunuz efendim. Semih Bey ile ilgilen. Beyaz viski tek bu. Tabii efendim. Otursana.
kalkalım. Evet, çok güzel. Devam et. Daha hızlı, daha hızlı. Devam et, çok güzel. Aferin. Ne konuyu çeviriyoruz? Çok güzel, devam. Evet, hadi ben şöyle kenara dur. Ne oldu ne olmaz. Tamam, bir problem çıkmayacak. Tamam, hazırlanın. Birazdan gireceksin. Tamam. Kolları çeviriyoruz. Çok güzel. Devam şubeden komiser Erkan Karaca. Motorine koyuyorum. Git hemen polise haber ver. Ama ne? Koş! Devam et. Hız yap, hız yap. Hızlan.
kimse yok mu? Biri bana yardım etsin. İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Erna, iyi misin? Şimdilik iyiyim ama kalkamıyorum. Tamam. Allah kahretsin. Ne oldu? Havuzdan, çalışmıyor. Sakin ol. Erkan çok yavaş. Sakın hareket etme. Tamam. Çantayı tutabilir misin? Tutarım. Tamam. Erkan, hareket etmemem gerekiyor. Hareket edersen patlarmış. Tamam, ayağım serbest şimdi. Çıktı mı? Erkan, yavaş. Kırmızı mı? Yeah.